Hayal kırıklığına bir insanın düşmemesi için yapması gereken şey nelerdir? Yapması gereken ilk şey kişinin beklentisini azaltması gerekiyor. Yani %100 bekliyorsa %30'a indirmesi gerekiyor. En fazla 30 euro geleceğine inanması gerekiyor. O 100 euro aldığı zaman, ona 100 euro verildiği vakit o 70 euro fazla olan da ona hediye gibi gelir o zaman. Sürpriz gibi gelir. Yani beklentisini azaltması gerekiyor hayal kırıklığına uğramaması için. Peki başka ne yapması gerekiyor hayal kırıklığına uğramamak için? Matematik zekasını, analitik düşünmeyi, bu beceriyi kazanması gerekiyor. Mantık zekasını güçlendirmesi gerekiyor. Mantıklı düşünmeyi. Sadece kalbiyle, duygularıyla değil, beyniyle hareket etmesi gerekiyor kişi. Bununla beraber üçüncüsü, hayal kırıklığına uğramaması için kişi önceden konuşması gerekiyor, kontrat yapması gerekiyor, önceden her şeyi halletmesi gerekiyor. Mantıklı bir şekilde, duygularıyla değil, mantıklı bir şekilde kontrat yapılması gerekiyor. Örneğin, genellikle 50'liklerde hayal kırıklığı çok oluyor. Her şey açık ve net konuşmuyorlar, görüşmüyorlar tanıma esnasında. Bana çok kibar davranıyor, çok iyi davranıyor, çok iyi insan. Sütte leke var, onda leke yok. Onun hiçbir kusuru yok. Melek gibi adam, melek gibi hanım, neyse, melek gibi kızcağız. Bunun gibi cümleler ile ne yapıyor? Aşırı derecede beklentiye giriyor kişi. Birbirlerini tanımıyorlar. Devamlı kendilerine bir maske koyuyorlar. Yani olduğu gibi kendini anlatmıyor. Bu aslında karşılıklı. Yani birbirlerine samimi değiller baştan. Baştan her şey konuşmadıklarından dolayı ileride birbirlerine sürpriz yapma ihtimalleri çok büyük oluyor. Eksiğini göstermiyor. Evlenince ne oluyor? Kişi bunu gösteriyor. O yumuşak karnını, o kusurlu halini gösteriyor ister istemez. Karşıdaki kişi de ne yapıyor? Otomatikman hayal kırıklığına uğruyor. Önceden konuşmadıkları için. Önceden konuşulması gerekiyor. Her şey. İş, meslek ile alakalı, patron, eleman ilişkisinde geçerli. Hayatımızın aslında her alanında saydığım kurallara dikkat edilirse insan hayal kırıklığına uğramıyor değerli arkadaşlar. Aslında şunu eklemek istiyorum. Hayat ayna gibidir. Sen nasılsan karşına o çıkıyor. Yani sen tebessüm edersen aynadaki kişi tebessüm ediyor. Sen dürüst davranırsan karşıdaki kişi dürüst davranıyor. O senin elinde. Burada yapman gereken şey ilk önce kendine dürüst davranman. Doğru olman. Doğru adamın işi doğru gider. Sen eğer her şeyi baştan konuşursan, sakince, doğru olarak konuşursan, kusurları ve eksiklikleri saklamaz isen o zaman sıkıntı yaşamazsın. Hayal kırıklığına karşıdaki kişi yaşamaz. Eğer karşıdaki kişi senin yüzünden hayal kırıklığına uğrayacak olursa çok yakın zamanda hayat bir ayna gibi olduğu için seni de hayal kırıklığına uğratacak birileri çıkar. Bu da hayatın gerçekleri. Bunu da söylemek istiyorum. O yüzden genellikle ben onu görüyorum. İnsanlar kendilerine samimi değiller. Kendilerine dürüst değiller. Sürekli kendini kandırıyor kişi. Karar veriyor. Ben sabah 7'de kalkacağım. 20 kilometre yürüyüş yapacağım diyor örneğin. Ama sabah 7'de kalkmıyor. Söz vermişti kendine bir gün önce. 7'de kalkmıyor. Ne yapıyor? 10'da kalkıyor. Peki 10'da kalktıktan sonra ne diyor? Ya o 20 kilometre yürünür mü diyor ya. Akıl var. Değil mi? Yürünür mü diyor. Yürünmez. 2 kilometre yürüyeyim diyor. 2 kilometre de yürümüyor. 200 metre yürüyor. Yani kişi aslında kendine samimiyetsiz davranıyor. Kendine yalan konuşuyor. Bir insana en çok yalan konuşan kimmiş? İnsanın kendisi. Dolayısıyla hayal kırıklıklarına uğramamak için biraz önce saydığım konulara dikkat etmek gerekiyor değerli arkadaşlar. Birisine söz verdiysen o zaman sözünü yerine getir ama ilk önce
Kendine bir şeyler söz verdiysen onu yerine getir. İlk önce kendinden başla. Karar verdin, yerine getir. İradesizlik yapmamayı bırak lütfen. Disiplinli ol. Kendine disiplinli davran. Özüne güvenin ancak böyle artar. Yalandan özgüven artmıyor çünkü. Kendine dürüst davrandıktan sonra çevrendeki insanlara dürüst davran. Konuştuğun çevrendeki insanlara olduğun gibi göster. Neyse o. Kalbinle dilin aynı olsun. O zaman merak etme, seni kimse hayal kırıklığına uğratmaz. Bununla beraber değerli arkadaşlar, yüzlerce hayal kırıklığına uğramamak için yöntemler, taktikler, teknikler var. Bunun hangisi sana uyup uymayacağını anlayabilmem için seninle iletişime girmemiz gerekiyor. Seni anlayabilmem gerekiyor. Peki biz ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Avrupa'da yaşayan Müslüman insanların kendilerini gerçekleştirip aileleriyle veya sevdikleriyle daha huzurlu, mutlu yaşamalarına yardımcı oluyoruz. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Kişiye 3 ay içerisinde duyguları, düşünceleri, davranışları nasıl değiştirebileceklerini kolayca, pratik yöntemlerle, uygulamalı bir şekilde onlara göstererek yapıyoruz. Peki bunu ne için yapıyoruz? İnsanların kazandıkları, hak ettikleri, uzun süre böyle çabalayıp alın teriyle kazandıkları aile, huzur, mutluluk, çocukları neyse bunları elinden kaybetmemeleri için, ele güne düşmemeleri için, ipin ucunu kaçırmamaları için yapıyoruz. Peki bunu neden yapıyoruz? İnsanların gece yattığında birkaç saniye içerisinde rahatça uyuyabilmeleri için yapıyoruz. Kişilerin değersizlik, yetersizlik sendromu yaşamamaları için yapıyoruz. Hayal kırıklıklarına uğramamaları için yapıyoruz değerli arkadaşlar. Bu konularla alakalı benim de sana yardımcı olmamı istiyorsan o zaman benimle irtibata geçeceksin. Bu videonun altındaki linke tıklayarak ön görüşme için başvuru formunu doldur ve gönder. Bu videoyu beğendiysen beğene tıkla ve henüz değilsen bizim YouTube kanalımıza abone olarak sevdiğin arkadaşlara, insanlara bu videoyu paylaş değerli arkadaşlar. Hoşça kalın.